Sana daha başka haberler vereceğimi söylemiştim. Mehmet Emir Atağan'ın bir kızı varmış. Tabii ki doğru. Ne zaman yalan haber verdim sana? Daha kendi de yeni öğrendi. Kız şu anda Atağan konağında yaşıyor. Adı Efsun. Sonra da saklanmaya devam edecek misin? Tabii saklanıyorsan. Merhaba, iyi çalışmalar. Buyurun. Ben Mehmet Emir Atağan'la görüşecektim de. Randevunuz var mıydı? Sayılır, yani kendisi çağırdı beni staj için. Kendisi şu an önemli bir toplantıda. Dilerseniz şöyle geçip bekleyebilirsiniz. Tamam. Teşekkürler. Efendim. Hemen bakıyorum. Bahar. Merhaba. Selam. Sen burada mıydın ya? Mehmet Emir Bey'i bekliyordum da. Ne zamandır? Bayağıdır. Niye beni arayıp haber vermedin ki geldiğini? Senin işin gücün var şimdi. Rahatsız etmek istemedim. Bak ya. Beni her zaman arayabilirsin. Yalnız... Mehmet Emir Bey'in toplantısının bitmesine nereden baksan bir saat var. İstersen ben o sırada sana bir şeyler ısmarlayayım ha? Bilmem. Olur mu ki acaba? Ya çıkarsa? Güven bana. Tamam o zaman. Senin güzel bir restoran yerine niye buraya getirdim merak ediyorsun tabii. Yo, ben böyle yerleri çok severim. Ya, bütün günü işte beton duvarlar arasında geçirdikten sonra buraya gelmek bana çok iyi geliyor. Öyle gerçekten. Tekne sesleri, kuş cıvıltıları. Baksana çocuklar koşturuyor etrafta, köpekler var. Bu koku bile insan hayatın ne kadar güzel olduğunu hatırlatıyor. Pardon, çok konuştum yine. Niye özür diliyorsun ki şimdi? Biz birkaç kere parka gitmiştik Alp'le. Ben yine böyle ağaçlar, kuşlar diye başlayınca bayağı güldürmüştüm onu. Alp şu... Lokantadaki çocuk. Ayrılmadan önce çok görüşür müydünüz onunla? Alp'le biz aynı mahallede büyüdük. Sonra o bir gün benden hoşlandığını söyledi. Ben ne olduğunu anlayamadım. Yani biliyorsun çok çalışıyorum zaten. O öyle 5-10 dakikalığına lokantayı beni görmeye gelirdi. Yani öyle çok gezmeye tozmaya vaktimiz de olmadı zaten. Ama... Kötü biri değildir Alp. Ama çok farklısınız onunla. Öyle gerçekten. Çok komik. Alp'le aynı mahalledeniz. Sen başka bir yerden geliyorsun. Ama sen beni daha iyi anlıyorsun. Yani ben öyle hissediyorum. Canım acımda çok konuştum. Seni dinlemek hoşuma gidiyor. Simit ister misin? Olur.
İki tane versene. Teşekkür ederim. Sağ ol. Aslında yalnız biriyim. Yani çok fazla arkadaşım yok. Yani insanlarla çok kolay iletişim kuramam. O yüzden de biraz sert tanırlar beni. Sence öyle miyim? Bence çok işten birisin. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Yalnız mı yaşıyorsun? Evet, bir evim var. Ama teyzem bırakmıyor ki orada yaşayayım. Her akşam kapısını çalıyorum. Bir şekilde de orada kalıyorum. Hiç büyümedim gözümde. Hala atkı kazak falan örüyor bana. Çok şekermiş. Öyledir. İstersen tanıştırabilirim seni onunla. Olur. Sevinirim. Hep böyle misin sen? Nasıl? Yani her şeyini paylaşır mısın böyle? Böyle alıştım ben. Biz küçükken elbiselerimizi, oyuncaklarımızı, her şeyimizi paylaşarak büyüdük hepsinde. Senin anlattığın Efsun'la benim gördüğüm Efsun tamamen farklı. Sanki iki ayrı insandan bahsediyormuş gibiyiz. Bakalım hangimiz yanılıyor? Tabii ki sen. Efsun benim kardeşim. Kimse onu benden daha iyi tanıyamaz. Neden bana öyle bakıyorsun? Nasıl bakıyorum? Böyle işte. Kalkalım mı? Mehmet Emir Bey toplantıdan çıkmak üzeredir. Tabii. Hadi kalkalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.